أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم محترم حاضرون بندنيز ikinci mezunlardanım. 1969 yılında bu okula girdim. 1976 yılında mezun oldum. Allah'a sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum ki ömrümün çok önemli bir kısmı bu binada geçti. Bu bizim için, şahsen benim için bir milattır. Yani dünyaya gelişimiz bir doğumken Allah'ın inayetiyle, Rabbimin yardımıyla böyle bir okulda gözümüzün açılması hakikaten bir milat, bir şeref, bir izzet olarak düşünüyorum. Çünkü Rabbimizi sevmeyi burada öğrendik. Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmeyi burada öğrendik. Bir hocamız Kur'an-ı Kerim dersinden, tabii o da gençti, biz de çocuk yaştaydık. Böyle bir gün Kur'an-ı Kerim'i eline aldı, ağladı ve şöyle söylemişti. Biz bu davaya baş koyduk demişti. Ben tüylerim diken diken olmuştu. Sahabeleri burada sevdik. Mus'ab bin Umeyr'i burada sevdik. Sevmeyi burada öğrendik. Efendim Suheyb bin Sinan'ı sevmeyi burada öğrendik. Burada sevdik. Onun hakkında Bismillah ve minennâsi men yeşri nefsehu bitigâ emerdâtillâh وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ Onu burada sevdik. Şöyle ki, hicret etmek üzere yola çıkmış, bilindiği gibi zaten Efendimiz onu beşinci kişi olarak, yani hicret etmek üzere onun da alınmasını istemişti. Fakat telaştan unutulmuş, yola çıkıyor. Yola çıktığında karşısına onu çıkıyorlar. Onlara diyor ki, kılıç kullanmasını çok iyi bilirim. Kalkan kullanmasını çok iyi bilirim. Siz çoksunuz. Beni şehit edersiniz. Fakat elimde ne varsa altınımı, gümüşümü size versem beni bırakır mısınız? Diyor ve öylece bırakıyorlar. Medine'ye gidiyor. Efendimiz şu resme bir bakar mısınız? Şimdi bizim resmimizi çekiyorlar. Medine'ye vardığında Kuba'da Efendimiz Aleyhisselam orada. Bir hurma ağacının altında Hazreti Peygamber Aleyhisselam var. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ile Suheyb de oraya yeni gelmişler. Hurma ikram ediyorlar. Faze Suheyb. Yani Suheyb kazandı, Suheyb kazandı diyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte okuduğum bu ayet-i kerime Arş-ı Ala devreye giriyor. Ve minennâsi men yeşri nefsehu bitigâ emerdâtillâh vallâhu raûfun bil ibâd. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızası için kendilerini feda ederler. Allah onlara şefkatlidir, merhametlidir. İşte biz bunları Allah'ın inayetiyle burada sevdik. Yani adanmayı burada sevdik. Rabbimizin yoluna hizmeti burada sevdik. Hatta şöyle de bir hatıra var orada. İsterseniz onu da arz edeyim. Suheyb böyle gözünü tutuyor. Yani ya Resulallah gözüm ağrıyor, gözüm ağrıyor. O arada hurma da ikram etmişler. Suheyb gözün ağrıyor ama hurmaları da götürüyorsun, yiyorsun diyor. O da diyor ki ya Resulallah ağrımayan gözümle yiyorum diyor. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbgah. Böyle deyin. Allah'ın boyasıyla boyanmışız deyin. Allah'ın boyasından boyası daha güzel olan kim vardır böyle deyin. İnşallah kardeşlerim, ehli biliyor, tereciye tere satmak değil niyetimiz. Allah'ın boyasıyla boyanmayı, adanmayı, hizmet etmeyi, Allah sevgisini, vatan sevgisini, millet sevgisini, ana baba sevgisini, hoca sevgisini, saygıyı, sevgiyi, vefayı, kanaatı, mürüvveti Allah'ın izniyle burada öğrendik kardeşlerim.
Bu vesileyle bize hizmet eden bütün hocalarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Annelerimizi, babalarımızı da buraya getiren, burada ter döken, buraya bir taş koyanları rahmetle, minnetle anıyoruz. Ana baba sevgisini burada öğrendik dedim. Ve kur rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Bana böyle dua edin. Anneleriniz, babalarınız için böyle dua edin. Onlar küçükken bize baktıkları, çektikleri gibi Allah'ım sen de onlara acı diye kulum Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma böyle dua edin diye Rabbim böyle bize öğretiyor. Bunları Allah'ın izniyle burada öğrendik. Dediğim gibi yeniden bir milattır. Yeniden bir milattır. Ümmeti Muhammed'in 2 milyara yakın ümmeti Muhammed'in umudu Beni Osmani Osmanoğullarıdır. Yiğitlik kaybedildiği yerde aranır. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Allah'ın izniyle yiğitliği biz buralarda bulacağız. Yiğit de inşallah buralardan kalktı, buralardan kalkmaya devam edecek ve Allah'ın o nuru bu mezunlarla tamamlanacak inşallah. Hocalarımıza, ahirete irtihal eden hocalarımıza rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu okulumuzda hizmetlisinden, öğretmeninden, öğrencisinden öbür aleme göçenlere Rabbim rahmet eylesin. Hazırına ve bütün sevenlerimize Rabbim hayırlı ömürler versin, hayırlı akıbet versin. Hürmet ve selamlarımı arz ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam konuşmalarınız için.